Vallahi onu bunu bilmem. Şu an İtalyanlar bizi izliyor. Ha. İtalya'dan geldi mesaj. Gerçeği biliyorsunuz. Tabii yani Gerçeği izlemeli. biliyorsunuz. Burada bir toplantı halindeler İtalyan iş adamları. Gördüğünüz gibi Keremcim kendine gel. Cancım seninle hiç konuşmak istemiyorum zaten. Gördüğünüz gibi gerçekler sadece Fakat sana bir bizde. şey söyleyeyim mi? Güzel. Gittin mi? Kaldın mı? Yaptın mı? Bunlar nasıl konuşurlar birbirine? Oğlar diye. Yani ben böyle bir şey görmedim. Kerem'i de çok seviyorum. Çok Evet. lokum ve çok tatlı ve çok iyi bir çocuk. İyi bir çocuk. Çok iyi bir çocuk. Bak Kerem bana göre şu piyasadaki erkeklerin başında gelir Aa, iyilik bu nasıl bir konusunda. laf canım piyasadaki erkeklerin? Şey olarak bu oyuncuların. Ha öyle söyle tamam. Yani o Herkese kız cevap hakkı doğdu. arkadaşına müthiş bir insan diyor. Onu övüyor. Onu göklere sığdıramıyor. Onuru ediyor falan. Kendisini de anlatıyor. Ben bunu rekabet olarak görmüyorum. Ne demek Seren Hanım? Bize bunu söyleyin. Yani şimdi bak. Rakibim olamaz mı diyor Can Esas Yaman. genius öbürküsü. Öbürü. Öbürküsü neydi çocuğun adı? Can. Can. Can Kıvanç'la nasıl falan filan diyor. Bilmem diyor onun diyor dizileri sattı mı diyor yani Hemen ama İsmail. Kıvanç abiciyim Bu diyor. Can'ın sivri dilli biliyor musun? Can az değil. Can sivri dilli. Can, ama çok yakışıklı çocuk yani Can gerçekten. Kerem'den yakışıklı. Evet. Ama Kerem bence daha yetenekli. Yok yok ikisi de yetenekli. Ya. Yani şimdi sen onları bu kadar hepsi ayrı. Şimdi bir düşündüm de gerçekten Can'ın da oynadığı Kerem de güzel. çok iyi, Kerem de çok iyi. Ama bu Can'ın yakışıklı ve fizyonomisi, fiziği şey dünya standartında. Kerem kısacık biliyorsun. Ya kısa da Banderas da çok kısaydı. Aslında kısaylıkla alakası yok ama şimdiki trende daha uygun öbürküsü. Hangisi? Can. Can uygun. Anladın mı? Ama Kerem de çok iyi. Yani Kerem de çok başarılı. Bir kere Kerem çok iyi bir çocuk. Allah onun yolunu açık etsin. Çok Amin. düzgün bir çocuk o Ama çocuk. şöyle bir soru oldu. Biliyorsun Hande de dünyanın en iyi, en çekici ikinci O kadını nasıl olduğunu seçildi. bilemedik Kim onu seçiyor hala. bilmiyorum. Allah Hayır bunu biliyor onu. seçenleri, bu mercileri de anlamıyorum çocuklar. Bu yıllarca anketler yapılıyor ya. Yok en güvenilir, yok en iyi anne. Yalandan şeyler, anketler bunlar. Öyle anketlerin Küründen. önceden bunlar şey yapıyorlar. Para Indira Gandhi. Ondan sonra bunlara inanmayın yani bu tip şeyler. O yüzden ben ona da inanmadım açıkçası. Ben de çok inanmadım ama işte o tepkilerden bakıyorum, magazin çekmeye çalıştım. Şey dedi, düğün ne zaman sorusuna bir 5 saniye durdu sonra böyle yaptı. Yok ya, bir düşündü. Biz böyle Evli, iyiyiz. Her yok şey böyle ya güzel. dedi. Anı yaşamalıyız. diye. Hayır bunu ikisi akşam gün konsolosluğa düşünün. Sevgilim seni çok özledim. Ne yapıyorsun? Falan. Diye Yani diye. Keremcim vallahi senin bu var ya bunu Ve yani yok etmen lazım bir şey gerçekten. söyleyeyim mi? Şaka değil. Birkaç Hali zaman vardı. birlikte geçirince karşı tarafı da etkiliyor konuşma. Nasıl sen diyorsun senin bazı şeylerinden etkileniyorum, aklımda kalıyor, evde söylüyorum. Evet ama ben hep kötü şeylerden etkileniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ama sen Kerem'le düşünsene yani sürekli ilişkidesin, bütün artikülasyon bozulur. Şimdi Kaldı ki Kerem Serenay öyle olmuştu. yıllardır Amerika'da yaşamış. Kerem'in böyle konuşması çok normal. Ama Şeyma Subaşı'nın değil. Çünkü Şeyma Subaşı düne kadar kutu açıyordu. Kutu açmaya gelen, o Aynısı yarışmadan Şeyma'ya para geldi kazanıp senin. evine götürmeye çalışan bir kızken sevgilileri nedeniyle yurt dışına gidip de orada 2 yıldır dolaştığı Amerika'da Türkçeyi unutması ve diye konuşması mümkün değil. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bu Yani Şeyma bu bu o işiyle yüzden bu ilgili. sonradan görme ve bu özenti şeylerine çok gülüyorum gerçekten. Dün senin Şeyma ile ilgili yaptığın bir yorum vardı. Kızını değil de imkanlarını istiyor. Kızın eğer istese birazcık daha özel hayatına dikkat ederdi. Onun gözü önündeyken diye yorumlar Kaç yapmıştın. ay gitti çünkü Birkaç çocuğu aramadı. sosyal medyada bu haber oldu ve altındaki yorumlar hepsi sana hak veriyordu biliyor musun? Ama yani çünkü doğru birdir. Yani düşünsene ben gezeceğim sevgililerimle kaç ay gezdi. Oradan oraya gitti, oradan oraya gitti. Kızını hiç aramadı, sormadı. Şimdi Miami'de yaşamak istiyor. Şimdi zengin koca lazım Miami'ye veyahut da zengin baba lazım. Hani bunu orada yaşatacak birisi lazım. O çocuk, o broker bence o çocuk, o çocuğun öyle çok zengin olduğunu Acun'un Düşünmüyorsun. verdiği bir hayatı biniyordu buradan özel uçaklara zırt oraya zırt onun parasıyla onun imkanlarıyla gezmek dolaşmak güzeldi. Ama şimdi o imkanlar yok. Çocuk olmazsa nafaka da alamayacak. Çünkü çocuğun velayeti Acun'da olduğu için nafaka da alamıyor.
Evet. Dolayısıyla ben buna kusura bakmayın yani inanmıyorum. Şeyma'nın artikülasyonundan geldi konu. Şu anda Kerem'le Hande'yi konuşuyoruz ama onu da bir söylemek istedim. Hayatın içinden bir program. Bunlar birbirlerine çok iyi geldiler. Bunlar evlenecek gibi. Ya evlenmeseler de illa her şey evlilik değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatta zaten en çok evlenmek isteyen insanların başında geliyorum. Zaten yapmış olduğum evliliklerden normal şartlarda hiç yapılmayacak evliliklerdi. Ben onu onlara bile oldurdum yani düşün. Ama bugün düşünüyorum. Çok anlaştığım birisine, çok mutlu ve çok huzurlu olduğum bir insanla yemin ediyorum şu anda evlilik söz konusu bile değil gibi geliyor bana. Zaten ben söylüyorum o yani, imzada bir şey var, ben üç harfli var. İstemiyorum ya, ben böyle iyiyim, böyle anı yaşamak, hayatı yaşamak, beraber o evliliğe girdiğin anda yani bir şeyler oluyor, ben anlamıyorum. O yüzden ben çok mutluyum ve şu an çok rahatım yani. Onlar da böyle hissediyor olabilir biliyor musun? Onlar da böyle derin ilişkilerden çıktılar. Oyuncular kariyerlerini yapacaklar daha falan filan. Sevgili olmak bazen daha heyecanlı getiriyor her şeyi. Ben öyle düşünüyorum şu an için. Onlar da öyle düşünüyor olabilir. Sen orada kitabını bitirdiysen kitabımı devam bitireyim. Yok bir paylaşım var da onu bulmaya çalışıyorum. Kerem'in 3 dilde paylaştığı bir şey var. Bir paylaşım var. Bunu tabii telaffuz ederken dikkat etmem gerekiyor. Seksist. Yani bu içerikte olan. Cinsel ayrım kokan, içeren tarzda paylaşımlara gülmüyorum diyor. Kadına şiddete parmak basıyor, altını çiziyor. Güzel oluyor böyle paylaşımların tanıdığımız yüzler tarafından yapılması. Evet Seren, geçtiğimiz hafta da konuştuk seninle. Küfre gülen, bu cinsel çağrışımların olduğu şeylere gülen, ötekileştiren, kadını bir obje gibi gösteren bu paylaşımlara gülen insanların beyniyle alakalı bence zaten sorun olur. Ve sorun vardır yani. Gelişmekte olan ülkelerin esprileridir onlar. Evet. Yani onlar böyle ayıplanan her şeyi ayıplarlar. Öğretilenler vardır ya. O yüzden o ayıplanan her şeyi de mizaha döktüğün zaman da gülerler. Mesela küfür ediyor adam, bir komedyen. Küfür ediyor, herkes ona Ve gülüyor. komik diyor. Ve ona komik diyor. Evet. Aslında o komik değil. O işte hep yani toplumun kendini yetiştirememesiyle ilgili bir şey yani. Fakat Anlatabiliyor biz muyum? biliyorsun Kemal Sunal'la büyümüş bir nesiliz yani. Ve Kemal Sunal'ın çok şu anda tabii deklar edemeyeceğim çok da sinkaflı olmayan çocuklarımıza bile severken söylediğimiz bir küfrü vardı. Yıllarca dedelerimiz, babalarımız ona güldüler. Evet. Biz burada Kemal Sunal'ı mı kredisine güldük yoksa gerçekten küfür duymak mı kulaklarımıza hoş Yani geldi? bence Kemal Sunal çok iyi bir oyuncuydu. Evet. Ama komedyenlik başka Değil. bir şey tabii ki. Hmm. Yani Mesela Kemal Sunal normal hayatında son derece hiç ciddi, gülmezmiş. asla espri yapmayan Bir de ve yapsan da hani gülmüyormuş. yani falan bir adam. Şimdi komedyenlik de bir bütündür. Bu insanın dokusunun alakasıdır. Bütününe yansır, vücut diline yansır, Baban her şeyine küfreder yansır. miydi? Babam da küfür ederdi ama benim babamın projeleri küfür üstüne, Değildi. senaryo üstüne değildi. Zaten komedyenlik de spontan espriler yapabilenler komedyendir. Yani o zaman senaryoya bağlı kalırsan senaryonun ne söylediğini tekrar edersin. Senaryo. Ama normal hayatta da komik olmak. Atıyorum Ata Demirer gibi. Ay çok evet. Rahmetli Nejat Uygur gibi. Yani değil mi? Levent Kırca gibi. %100. Şimdi şey yapmayayım yani bunlar komedyendiler yani. O yüzden de şimdi normal hayatında ciddi olup hiçbir espri yapmayıp da ama yine de insanları güldürebiliyorsan o da çok önemli bir meziyettir. Çok iyi oyuncusundur sen ama komedyenlik çok Başka başka bir bir şey. şey tabii. Kerem'in bu paylaşımından dolayı biz kadınlar olarak da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başka bir oyuncuya gideceğiz. Biliyorsun son günlerde usta oyuncuların bir çıkışı var. Oyuncuların, yeni nesil oyuncuların hareketleriyle alakalı. Biliyorsun dün Selahattin Taşdoğan sabah uyanan oyuncu oluyor dedi. Evet. Uğur Yücel'den yine öyle bir paylaşım, ona benzer bir açıklama gelmişti. Şimdi vereceğimiz konu acaba onları haklı mı?